Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar zorlu bir ilişki. Evet bu zorlu ilişkideki partner ne yapıyor? Hmm. Bu zorlu ilişkideki partner arkadaşlar böyle sizlere hayaller kurduruyor. Sonra tek tek yıkıyor. Siz yaklaştıkça o kaçıyor. Ne yapmak istediğini bir türlü anlayamıyorsunuz. Akıllara zarar diyorsunuz. Ya beynim yandı diyorsunuz. Ben ne yapmam gerekiyor? Bu insanla güzel bir ilişki yaşayabilmek adına diyorsunuz. Evet şimdi e, önce tabi bu akıllara zarar partner modeli hayatınızda mı bilmiyorum. Gitmeye mi çalışıyor, sizi göndermeye mi çalışıyor onu da bilmiyorum ama... Şöyle bir durum var bu e, aslında konunun bütününü e, özetlemek gerekirse... Bağlanma korkusu yaşayan, ciddi kaygılar taşıyan, ilişkide sorumluluk almak istemeyen bir partner modelinden bahsedeceğiz bugün. Şimdi bu bağlanma korkusu yaşayan insanlar neler yapıyorlar hayatındaki insana? Nasıl sıkıntılı süreçler yaşatıyorlar ve sonra ya aslında bu hayalleri kurmama sebep olan oydu. Ben bir şey yapmadım ki. Kendine bağladı, bağladı sonra benden uzaklaştı. Şimdi de yani gitmek istediğimde beni tekrar ilişkide tutmaya da çalışıyor aslında. Gidişimi kontrol altında da tutuyor diyorsunuz ya işte böyle bir partneriniz var ya zorlanıyorsunuz ya ilişkide kalmak istedikçe o sizi itiyor ya siz gittikçe o sizi tekrar çekiyor ya işte dedim ya akıllara zarar bir durum var ortada diye arkadaşlar. Evet şimdi bu korku ile ilgili kaygılarla ilgili biraz açalım bu bağlanma korkusu yaşayan ilişkide aslında seviyorum diyen ama hani e, tekrar böyle ilişki ilerlesin istediğiniz zamanlarda da ilişkinin adını koymak istemeyen bir partnerden bahsediyoruz ya Heh, tamam şimdi her şey çok güzeldi sizi kendisi güzelce bağladı güzel oraya kadar sıkıntı yok aslında... daha dedik ya hani size hayaller de kurdurdu ve sonra ilgisini birden çekmeye başladı ilgisiz duyarsız hatta bir şeyler söylediğinizde ilgi beklediğinizde kabalaşan hatta vicdansızlaşan bir partnerle karşı karşıyasınız ve size sebepsiz yere soğuk davranmaya başlıyor. Her şey güzel gibi düşündüğünüz an Tamam güzel diyorsunuz olur bu iş. Tamam canım yarına taşırız biz bunu diyorsunuz. Ertesi gün bir bakıyorsunuz yok. Yani anlamsız yere soğuk davranıyor. Sizi aramıyor. Size dönmüyor aramalarınıza. Mesajlarınıza cevap vermiyor. İşte akıllara zarar. Ya Şimdi peki hep ee, düşünüyorsunuz ya ben ne yapmalıyım bu duvarları nasıl yıkmalıyım diye huysuz, huzursuz, güvensiz tutumlar sergiliyor size ve sizi çok eleştiriyor. Oy 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 neler yaşadığınızı siz biliyorsunuz zaten bu eleştirilerin başlığı altında nasıl emirler yağdırdığını, nasıl kısıtlamalar getirdiğini, sonra birden ya bu kadar değer veren, kıymet gösteren birinin kayboluşlarını izliyorsunuz ilişkinizde muhtemelen ve canınızda tabii ki bunları izledikçe, hissettikçe yanmaya başlıyor. Evet. Peki neden gidiyor ya da neden kalıyor bu insanlar diye düşündüğümüzde tabi biraz da bu durumu yaşayan, yaşatan insan daha çok böyle terk edilme korkusunu çok yaşayan insan, yani güvenli bağlanamayan, kaygılar taşıyan insan, daha çok tabii sizinle ilgili bir durum olmasa da geçmiş tecrübelerini tabii ki size fatura olarak çıkartan bir insandan bahsediyoruz. Yani çocukluk dönemidir, yaşadığı ilişkilerdir. Güne gelemeyen insanlar aslında bunlar biraz da. O yüzden geçmişe çok takık olan insanlar güne gelemediği için de yani her şeyin sorumlusu sebebi siz misiniz gibi maalesef faturayı size ödeten ödeten bir partnerden bahsediyoruz. Şimdi sürekli sizden muhtemelen bu insan anlayış bekliyordur. Ne yaparsanız yapın, hoşnut olmuyordur, of of dedirtiyordur ve e, çok da bencil olduğunu gözlemleyebiliyorsunuzdur. Ama bunu siz gözlemliyorsunuz zaten. Hani ilişkide hiçbir sorumluluğu e, maalesef almak istemiyor, çok bencil davranıyor. Fakat bu bencilliklerini de maalesef göremeyen bir partnerden bahsediyoruz. neden bu kadar korkuyor? Neden bu kadar kaygılanıyor? Neden bunları size yaşatıyor? Evet, bağlanma korkusu yaşayan insanlarda bunu maalesef görüyoruz. Siz yaklaştıkça uzaklaşan bir partnerden bahsediyoruz ve bu partnerin aslında zihninde daha çok çok fazla ama çok fazla olumsuz senaryolar var ve siz onu aldatacaksınız, siz onu terk edeceksiniz, siz ona acı yaşatacaksınız, siz onu üzeceksiniz. O yüzden de sürekli sizi sorguluyor, sürekli sizinle ilgili olumsuz senaryolar kuruyor ve ilişkide ne siz mutlu olabiliyorsunuz aslında ne de o mutlu olabiliyor. Yani huzursuz bir ilişki süreci yaşatıyor size bu insanlar. Ve tabi buna ilgi gösterdikçe hani bakıyorsunuz ya ilgi gösterdiğiniz zamanlarda uzak kaçıyor sizden. Ama ilgisiz davrandığınızda hani gidişinizi kontrol etmeye çalışıyor ya tekrar yakınlaştığını görüyorsunuz. Size bir gülümsüyor. Bir gün sonra surat asıyor ya da işte birkaç saat sonra surat asıyor. Örneğin siz uzak durdunuz, size işte bir şekilde iletişim kurmak için telefon açıyor ya da yanınıza geliyor, gülümseyerek bakıyor, sonra bir bakıyorsunuz ki kapı duvar, beş karı surat var karşınızda arkadaşlar. Ve bu insanlar aslında uzun ilişki yaşamayı istemeyen insanlar, uzun ilişkilerin onlara zarar vereceğini düşünen insanlar ama ola ki... Hani diyelim aidiyet duygusu gelişti ve e, size bağlanmaya başladı. Bu şahıs ne yapıyor? Bağımlı bir yapıya dönüşüyor. Hmm. Ve bunlarda şöyle bir duygu durumu da var arkadaşlar. İşte sürekli hani terk edileceğini düşünen bu şahıs aynı zamanda özgürlüğünün ilişkinin sorumluluğunu aldığı vakitte çok fazla kısıtlanacağı senaryolarını da kuruyor maalesef. Ve bunlar da şöyle sözler duyabilirsiniz ya hayat çok boş, hayat çok anlamsız, çok gereksiz. O gereksiz, bu gereksiz, şunlar gereksiz, bunlar gereksiz. Hani dedik ki olumsuz senaryoları çok fazla oluyor. Küçücük şeyleri o kadar büyütebiliyorlar ki şaşırıp kalıyorsunuz. Dedim ya beyniniz yanıyor diye maalesef çok sıkıntı yaşatıyor sizlere. Şimdi bu zihindeki olumsuz senaryoları dönüştürmek elbette ki zor kısa vadede, uzun vadede de çok zorluyor sizi. Ve bağlı olmaya aslında bu modeller bağımlı olarak değerlendiriyor kendinde. Yani öyle değerlendirdiği için de e, burada olmak istemiyor. Sonrasında sıkıntı yaşayacağını düşünüyor. O yüzden size karşı da, e, davranışlarında, tavırlarında maalesef soğuk, mesafeli duruyor. Hani bunlara değer verdikçe bunlar uzaklaşıyor ya. Biraz geri durduğunuzda da zaten tekrar yakınlaşıyor. O zaman işte e, hani çok değer verdiniz. Çok bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çok iyi niyetli davranıyorsunuz. Eyvah diyor, sorumluluklar geliyor diyor. Sorumlulukların geldiğini anladığı anda tekrar geri adım atıyor ve ilgi göstermekten ya da sizin ona ilgi göstermenizden kaygı duyuyor. İşte bu ilişkinin ona getireceği dezavantajlar kurgusu var ya kafasında. O yüzden de maalesef arayı dengesiz bir şekilde yakın ve uzak tutuyor. Bu bağlanma korkusu yaşayan insanlar. Hayatınızdaki insan böyle bir insan mı? İşiniz çok zor arkadaşlar. İşte olumsuz tecrübeler, geçmişteki yaşadıkları ona müsaade etmiyor güzel bir ilişki yaşamasına ve yaşatmasına. Oradan çok zor çıkması bu insanların gerçekten destek alması gereken insanlar farkındalığı artırılması gereken insanlar siz çok emek çok sabah sarf edersiniz ama dediğim gibi hayaller kurarsınız kurarsınız sürekli kurduğunuz hayaller yıkılır ve ilişki altında kalır mı kalır üzücü yorucu bir süreç bu ilişkiyi yaşadığınız insanla götürmeye çalıştığınız bu ilişki maalesef durum böyle ve bu insanlar da aslında genellikle tek başına evet yaşamını geçirme eylemini de görebiliyoruz arkadaşlar ve e, ilişkilerine kendilerini çok açmayan insanlar hani kısa vadeli ilişkiler yaşamaya çalışırlar ama e, nadiren de tabi uzun ilişkilerin içerisinde kendilerini buluyorlar ve e, şimdi tabi böyle bir insanla birlikteyseniz mesela hani hayal kurmaya çalışıyorsunuz yarınlara dair ilişkinin bir ismi olsun istiyorsunuz neticede. Ama bu insanlar bu ilişkiye bir isim koymak istemiyorlar. Bir de zaten sizi yeterli bulmuyorlar. Sizinle ilgili işte kafasında çok fazla kurgu var bunun. Yani sorunları, sıkıntıları daha fazla size yüklüyorlar. Ve böyle olunca da tabii ki şahısla ilgili kafanız çok karışıyor ne yapacağım ben diyorsunuz. Ya işte iyi davranıyorum bana kötü davranıyor diyorsunuz. Ya da işte kötü davrandığımda bakıyorum toparlıyor kendini ama bu da çok böyle uzun vadeli olmuyor. Gönlümü alıyor tekrar eski moduna dönüyor diyorsunuzdur. Muhtemelen bunları sıkça yaşıyorsunuzdur. Peki yani işte böyle insanlarla birlikteyseniz eğer ki hani gelecekle ilgili planlarınızı sürekli sıcak tutarsanız bu insan sürekli kaçış modunda olur. Onu bilmeniz gerekiyor. Yani ne yapacağız? Gelecekle ilgili planları çok fazla Sıcak tutmayacağız, hani size alışsın uzun vadede işte toparlayayım diyorsunuz ya, onun kendi gerçeğiyle kendinin yüzleşmesini sağlayana kadar bu süreç sizi zorlar mı? Zorlar ama beklerim, değer diyorsanız şunu düşünün, hani mutsuz bir ilişki yaşıyorsunuz. ilişkide çünkü ihtiyaçların karşılanmadığı bir partner modelinden bahsediyoruz ve hani kırıcı, umursamaz, ilgisiz, duyarsız bir insandan bahsediyoruz. Küçücük bir eleştirinizi çok fazla büyüten, kabalaşan bir yapıdan bahsediyoruz. Peki siz bu ilişkide sizi çok mutsuz eden bu ilişkide ne kadar zamandır? duruyorsunuz ve neden duruyorsunuz? Burada bir de bu soruyu kendinize sorun ve lütfen cevaplayın. Çok uzun vadeli emek isteyen, zorlu bir ilişki, zorlu bir insan modelinden bahsediyoruz. Bağlanma korkusu olan bu insanlarla ilişki yürütmek, hayal kurmak. Evet çok sıkıntılı, sürekli hayal kırıklığı yaşıyorsunuz çünkü. Ve hayalleri de kurduran aslında o ama... Dediğim gibi kaçak dövüşen bir yapıdan bahsediyoruz. Yani evliliktir ya da yüzük takmaktır ya da çocuk yapmaktır gibi bu başlıklarla ilgili ciddi anlamda kaygılar taşıyan ve bunlar gündeme geldiğinde ilişkiden uzaklaşan birçok nişanlı mesela hani der ki nişanlıydık ayrıldık bir şey yok ne oldu, niye gitti? İşte bağlanma korkusu, özgürlüğünün kısıtlanacağını düşünen bir partneriniz var. Ya da işte sizin onu terk edeceğinizi, ayrılacağınızı ya da işte aldatacağınızı düşünen bir kurgu var kafasında. Ve bu kurgulardan çıkamadığı için bunları yaşatıyor size. Siz ne kadar tahammül edebilirsiniz, ne kadar bu süreci sürdürebilirsiniz? Böyle insanlara belli bir zaman dilimi verin. Çünkü bunları toparlamak zor. O zaman dilimi çerçevesinde bir şeyler hayata geçmiyorsa, hani kurduğunuz hayaller hayata geçmiyorsa geri durmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa başınız çok ama çok ağrıyacaktır. İşin içinde çıkmaktan, işin içinden çıkmaktan da çok zorlanacaksınız. Yani sorumluluk alamayan almayan bir yapıdan bahsediyoruz. Evet seviyorum ben seni diyen ama sonrasında bir ilişkinin sorumluluğunu taşımak istemeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Gelip gelip giden bir yapıdan bahsediyoruz ve e, ne yapmak gerekiyor? Kendinizi geri çekmeniz gerekiyor. Çünkü bu siz ona ilgi gösterdikçe eyvah diyor sorumluluklar geliyor diyor ve kaçıyor. Yani burada püf nokta onunla ilgili işte çok ilgi beklentiniz olmamalı. Yarınlara dair hayalleri hemen hayata geçirelim. Konuşmalarını çok yapmamanız gerekiyor. Kendini bugüne getirebilmesine yardımcı olmanız gerekiyor. Hani çok geçmişe takıntılı bu insanlar. Oradan çıkması da ciddi anlamda zaman alıyor. Ne kadar sabredersiniz siz bilirsiniz elbette arkadaşlar. Evet bir geliyor bir gidiyor bir gülüyor bir surat asıyor. Böyle bir modelden bahsediyoruz İstiyorum, seviyorum diyor uzak duruyor. Araya sınırlar koyuyor. İletişimi sağlıklı yürütmüyor. Neden sorunuza neden böyle yapıyor sorunuza umarım cevap verebildiğim bir video olmuştur. Zor bir partneriniz var bu nedenlere cevap umarım buldunuz umarım yarım kalan hayalleriniz hayata geçer umuduyla diyorum arkadaşlar bugün de bu kadar olsun yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın haydi hoş kalın ve hoşça kalın